Mən salayəti məndən 10 qarra yüksək şəxslər çıxsa da, mən onlərgə məsləhətçi bəsəb deyəmən. Əlbəttə, şu pərdiyə tüzüb şündəyi navquranlarını çıxarsak, əmin mən. Şu partiyada mənim hürmətim bo'ladi, şu yetədi mənge deyim mən. Mənə hazır tərəfdorlarınızın azmı qopmı biləsiz, doğru mu? Və tərəfdorlarınız nə məqəd məmləkət içində, bəlkə təşqarısıda xəm. Və yəndə registrasiyadan otuş üçün biləmiz, qanunan təşqarıdakilərini yavaz yaramaydı, çünki onlar cüda bölməgəndə 8 vələtə yaşayotkən adamlar buluş gərək, qanunan, şun deyik. Ötədi nə məqə bələr? Mənə daimi pasportidagi ro'yxatdan o'tishingiz kerak. Albatta, agar O'zbekistonda albatta. O'z tarafdorlaringizga deylik, qanday xarakteristika bergan bo'lardingiz? Kim sizga ergashyapti? Ha. Bitta sizga aytay, men partiyada go'yoki bir qahramon darajasida faoliyat ko'rsatayotgan bilasizmi nima dedim menga? O'sha o'zimga nomini aytishni ham ep ko'rmayman-da. Menda shunaqa insonman-da endi. Mana shu ayrimlarni ne kadar bana şu kıyafası ve içki alamı tüfeğiyle şu namını açtım özümge hep görmeyeyim ben ki çünkü hem erzimeydi diyeyim ben de bana şu noktayı nezerden ben kimlerdir şahsını açmasam erzimeydi de bir sabla beytem ben şu tilim niyem şu nam bilen bana ona kadar kırkımeydi diyeyim ben yani şu ayıttık ki hanedanım da böyle yani 29'u ki o özünün nefsi yönelişi de yanında şey yaptı. Şimdi sohbet gelip çıktı. 29'u da dedi. O şey. Gele dedi. Gele yalan ayaklar keledi dedi. Yığılışke dedi. Ben yüreğimde henüz hancar deyip oturdu onun bu sözü. Ben dedim şunu halk. Şu partiyi tüzüş yolu dedi. Şuna kadar bir kahraman kursu yaptı. Şunu dedim. Va hiç. Hazır geçiş şu sözden özüm men aittim ki. Ve o adam zihinsel taşıyınız. Ha. Yomayan dünya ha. Ben de aittim ki yalan ayaklar keledi dedi. Eğer dedim şu taşili komutanı tüzdük. Hala havlu da 29. yanı eğer yalan ayaklar kelse senin yem. Menem uşakını dedim. Yığılışta. Ayak kimlerimi geçip yalan ayak bulup ana o şehirde yığılış kılaman. Bilip koyu dedim. Ve bana şunday sebepler tüfeğiyle ahir ettim. Başka bizim gözümüzde görünme dedim. Yani atrofingizdeki oranlar kimliğini nazorat kışkı yer doğrama. Kaçalık bu, ben bunge parti ediyorum. O hakikaten indi hakimana gelip. Bizim atrofimizde alimlar, profesör, akademik, koza diğerli yok. Ular bana bu tedbirkorlar, mamuna kalkıp yürük açgelerde, Prada maşinelerde yürüyüşler diğerli yok. Lekin bana şu adli insanlardaki cesaretini unaka. Nanaka, bana bunaka, cua, bur. Dabdaba. Dabdaba da yürüyüşler. Benim yanımdaki bana şimdi adli adamlar iken eden ben fakirlenemem. Fakirlenemem. Ve adli yalan ayak diyetken adamlarının tırnağıya bana munaka kasa dabdabda yürgenlerini erzi miydi de sablayayım ben. Ve sebebi benim özümüm. Ben şimdi bana şu işçekimini ot taşıp mallarımga. Mallarını bakıp 13 yaşımdan çapık kılıp, katkalak kılıp, yegene kılıp, çikenke kılıp, pahta terip. Ha? Bana şu, bana bu Sovet devrede pahtanı defalatsiye kılardı. Bana şu bayrak kurtarıp, hala o Mirka tapuosunu tagide turgan eken ben. Şimdi kan şeyler hayattan ötkerliğin bayrak yani bayrak kurtarıp dursanız samolyot mülcel kılardı da huu üstünüzden depolan kılıcı doğranı sepip getirdim ben de aklım akır ona kadar çünkü bayrak kurtarıp durarken ben ki bayrağımda karab üstümden sepip getirirken bana benim özüm ben yanımda şundayı adli adamlar turgeni de ben fakirlenemem şu Özbekistan'da. Şu Özbekistan'da adli adamlar özgertirişim işanamam. Ben gel, kaza. Ben, duruyorsan diyeyim.
ko'plab shoirlar, yozuvchilarni hurmat qilaman. Mendan so'rashadi. Men aytaman, uning she'ri zo'r deyman. Lekin imoni zaif deyman. Shuning uchun unday asarlarni kuchi yo'q deyman. Lekin qarang, to'g'ri boy aytingiz, men rahbarlikka intilayotganim yo'q, hokimiyatga ham da'vo qilayotganim yo'q. Partiya tuzib, lekin siz O'zbekiston xalqi bilan ishlashga ochiq bo'lishingiz kerak va O'zbekiston xalqi vijdonli va vijdonsiz. Siz aytgandek, ablah va rostgo'y, yaxshi va yomon, halol va korrupsion insonlardan iborat. To'g'rimi? Agar siz mana bu men bilan yaxshi, mana bu bularni yaqinlashtirmayman desangiz, demak siz O'zbekiston xalqini o'zgartira olmaysiz. Ya'ni siz partiya sifatida ham bir deylik, ma'naviy lider sifatida ham hammaga ta'sir qila olishingiz kerak. Va mana hozir o'tgan deylik 26-fevraldan beri bo'lib o'tgan voqealarga agar nazar tashlaydigan bo'lsak va men o'sha siz aytayotgan bosim va tazyiqlar haqida so'radim Adliya vazirligidan va ular aytdiki, agar shunday asosli da'volar bo'lsa, qonuniy yo'llar bilan shikoyat qilinsin va javobi beriladi dedi. Va biz bilamiz, siz bosh prokuraturaga albatta arza kiritaman. Chiqqansiz allaqachon, to'g'rimi? Yo'q, men e'lon qildim. Adliya vazirligi. Qildingizmi shikoyat? Yo'q, mana bayram vaqti keldi-ku, biz 20-siga e'lon qildik. Men Adliya vazirligiga hech qachon Adliya vazirligi siyosiy partiya tuzish uchun bitta, o'sha biz hujjat topshirganda 20 ming imzo bilan shuni qonunchilikka mos kelish kelmasligini qarab chiqish huquqiga vakolatiga ega. Undan boshqa. To'g'ri. Adliya vazirligi yoki mamlakatdagi vazirlar mahkamasimi, prezident administratsiyami, bosh vazir. Ularning roli yo'q bu yerda. Umuman bu yerda partiyada hech kimdan so'ramaydi. Buni tushunamiz. Lekin siz siyosiy partiya tuzaman deb maydonga chiqdingiz va aytyapsizki, mana shu bois menga bosimlar va tazyiqlar bo'lyapti. Bizning yo'limizga to'siqlar qo'yishyapti. Qurultoyimizni o'tkaza olmadik. Sizni boshqa ishlar bilan band qilib qo'yishmoqchi, turli sudlarga chaqirib, sizni boshqa ishlar bilan ovora qilib, jirkanchlik bu pastkashlik. Mana shunday bir da'volar bilan chiqayapsiz va uni eslatib turibsiz. Xalqaro hamjamiyatga ham biz eshityapmiz, mahalliy ommi eshityapti bu yerda va men Adliya vazirligiga shunday savol berdim. Siz nima uchun qarab turibsiz bu jarayonlarga? Ya'ni sizning ham qandaydir bir vakolatingizda emasmi siyosiy partiya tuzishga intilganlarni himoya qilish yoki tizim fuqaro manfaati uchun ishlashini ta'minlash? Ular aytdiki, biz neutral bo'lishimiz kerak. Bizning vazifamiz muxolif partiyalarni tuzish emas, biz partiyalarni registratsiya qilamiz. Ya'ni biz faollik ko'rsata olmaymiz bu yerda. Agar mana shunday partiya tuzaman deb intilayotganlar to'siqlarga uchrayotgan bo'lsa, demak ular adolat talab qilish huquqiga ega deb. Mana shu jarayon haqida so'rayapman-da, bosh prokuraturaga shikoyat qilmoqchisiz. Albatta. Ariza beramiz. Ariza berasiz va mana shu deylik tazyiq va bosimlar. Kimlardan ko'ryapsiz bu tazyiq va bosimlarni? Konkret, ya'ni hammadan emas har holda, to'g'rimi? Muayyan organlardan, tizimlardan kim? Aslida shikoyat degan so'zni yomon ko'raman. Mening na xarakterimda men shikoyat degan so'zni or bilaman. Yaxshi ko'raman petitsiya so'zini ishlatish. Men bitta xudodan so'rayman, xudoga arzim bo'lsa aytaman. Men yurismasman. Huquqshunosmasman. Iqtisodchiman, lekin hayot meni taqozo etganki shu yurisprudensiyani nafaqat mamlakatdagi milliy qonunchilikda, nafaqat xalqaro miqyosdagi konvensiyalarni, balki Rim imperiyasidan davrdagi qonunlarni men o'zimga o'rganib singdirib yuborganman. Shuning uchun Adliya vazirligiga bitta vakolat berilgan. Siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunning 8-moddasi bilan. Va mayli Vazirlar Mahkamasining 2014-yilda qarori bilan qabul qilingan nizomning 19-bandiga asosan ular o'sha biz qonunda talab etilgan ta'sis hujjatlari bilan 20 kamida 20 ming partiyaga birlashuvchi istagini bildirgan vatandoshlarimizning imzolarini taqdim etsak, ular o'sha siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunni o'sha talablariga mos, muvofiqmi, muvofiq emasmi? Shuni ko'rib chiqib, qaror qabul qilish kerak. Biz 29 yanvarda mana shu tashqarida yig'ilishni o'tkazishga majbur bo'ldik va
qator masalalarda ovozga qo'ydim, tasdiqladi yig'ilish ishtirokchilari va shu bo'yicha qarorlar qabul qildik. Biz tashkiliy qo'mitani tuzdik. Tashkiliy qo'mitani tarkibini 76 nafardan iborat. Men aytdimki, mana bizda ichkarida visol koshonasi to'yxonasiga mana shu qo'ymadi. To'yxona bo'mbo'sh turibdi. Kiritilmayapti, tushunarli hammaga. Buni 100 marta qaytarib aytib yotmaymiz. Endi men aytdim mana o'sha yerda ham har daqiqada fitnani uyushtirmoqchi. Kamida o'sha yerda menga aytish 4 avtobus milliy gvardiya kelgan. Uni mama garajda fuqarolik kiyimidagini qo'yavering. Uni hammasini ko'rib turibmiz. Har qadamda har burchakdan fitna uyushtirib o'sha yerda bir topolon kelib mushlashuvni chiqarsa-da, aybni bizga yuklasa. Ana o'shanday mas'uliyat meni zimmamda turibdi. Lekin shunday holatda ham yig'ilishni o'tkaza oldik, aytdik, buna qilsin. Men taklif kiritdim. Yig'ilishda ishtirok etayotganlar pasport nusxalarini olib kelgan bo'lsa bizga taqdim etsa, yig'ilishda ishtirok etayotganlar o'zi bilan pasporti, pasport nusxasi bo'lmasa, keyinchalik mana bizni bu adresimizga yuborsa, bizni muntazam bir yildan beri ko'rib kelayotganlar, mana shu tashkiliy qo'mita tarkibiga a'zo bo'lib kirishni istasa, pasport nusxalarini yuborsa, shular tarkibidan biz tashkiliy qo'mitani tuzsak dedim. Ovozga qo'ydim. Bir ovozdan tasdiqlandi. Shundan biz 76 nafar azodan iborat tashkiliy qo'mitani tarkibini tuzdik. Endi bizda majburiyat bor. O'sha tashkiliy qo'mita yig'ilishimizda haqida xabarnoma yozishimiz kerak Adliya vazirligiga. To'rtta narsani xabarini berishimiz kerak. Tashkiliy qo'mitaning tarkibi ro'yxati, ismi sharifi bo'ldi. Undan boshqa biror bo'lmadi. Tashkiliy qo'mitaning rahbari bu menman. Siz o'tkaziladigan sana 26 fevral va tashkiliy qo'mita, ya'ni bu birdaning manzili. Mana to'rtta narsani berishimiz kerak, yozma xabar qilishimiz kerak. Lekin biz yuborgan xabarnomani masalan tekshirish, boshqa qilish, vakolati Adliya vazirligiga berilmagan. Yo'q qonunda. Ularga siz ma'lumotni berasiz, ular olishni qabul qilishadi. Xabarnomani, ha, demak, ha, tashkiliy qo'mita tuzilibdi. Siz balon kuniga men belgilanibdi, tashkiliy qo'mitaning rahbari Alloh qulib bo'pti. Manzili mana ana endi. Va berdingiz. Berdik. Endi nima qilgan ular? Tashkiliy qo'mitaning tarkibini Ichki ishlar vazirligi, Davlat xavfsizligi milliy gvardiyaga bergan bular. Sizda asos bormi shuning uchun? Ha, ijtimoiy tarmoqlarga qancha e'lon qildik. Ha, ko'rdingizmi? Mana Adliya vazirligi buni inkor etadi. Biz 2 marta e'lon qildik. Mana polkovnik militsiya tashkiliy qo'mita a'zosi bilan gaplashyapti. Keling, deyapti. Ayil butun dunyo eshitdi. Adliya vazirligidan bizga mana bunaqa kelgan akt tuzishimiz kerak. Oy tashkiliy qo'mita a'zosi aytayapti. Qisqagina aytdi, istasam deyapti. Avshilar jamiyatiga a'zo bo'laman deyapti. İstesem kasaba uyushmaga, istasam siyosiy partiyaga, bu mening huquqim. Sen menga chaqiruv xati ber rasman deyapti. Dunyo ishdi. Ular aytayapti, chaqiruv xatini jinoyatchiga beradi. Siz ana chaqiruv xati bermasang nuqta. Mani boshqa tay. Men Adliya vazirligiga akt tuzib berishim kerak. Mana misol kim huquq berdi? Bizni tashkiliy qo'mita tarkibini tekshirib chiqishga Adliya vazirligiga birinchidan. Xo'p. Yo'q, endi u talab qilingan ma'lumot, to'g'rimi? Ular talab qiladigan ma'lumot. Biz rozi, mayli. Men aytdim chiqishga. Beraq, tekshirib ol. Senga kim huquq berdi? Adliya va ichki ishlar vazirligi orqali, milliy gvardiya orqali, davlat xavfsizligi orqali tekshirishga kim senga huquq berdi? Endi Adliya vazirligi aytayaptiki, biz bu jarayondan umuman yiroqmiz. Bizning umuman bu yerda rolimiz yo'q, deb. Endi savol shuki, konkret ma'noda qaysi davlat organlari aynan sizga mana shunday deylik bosim va tazyiqlar qilyapti. Adliya vazirligi mana ularni ayblayapsiz, tushunarli. Yana kimlar? Milliy gvardiya, ichki ishlar vazirligi, to'g'rimi? Adliya vazirligi nima mana menga xat. Endi ular siz olayapsizda, agar oddiy suhbat bo'lganda men boshqacha erkakcha so'zlarni qo'llar edim. Sizga ochig'ini aytaman, men bundayda
dengeli mana shunday sözlerini qo'llashni o'qilaman da bu men bir xil vaqtda xohlagan so'zingizni qo'llashingiz mumkin, lekin oxir-oqibatda faraz qilaylik, shunday qora ishlar bo'lyapti orqa varoqda. Ve sizde bunun için isbot dalil bor. Siz bilasiz, mana shu organlar shu ishni qilyapti. Ve ular Adliya vazirligi bilan deylik ham fikr hammasi bir yoqadan bosh chiqargan ve Adliya vazirligi ro'yxatda ikkita joyda bor. Menda bor, Adliya vazirligi bor. Nima uchun? Mana sizga oddiy, agar tarafdoringiz bo'lganimda ham aytgan bo'lardim. Nima uchun shu paytgacha mana shu asos isbotlar bilan chiqmadingiz bosh prokuraturaga? Nima uchun talab qilmayapsiz? Chunki vaqtni boy beryapsiz. Yo'q. Yani ne uchun hozirgacha bu narsada bu narsa bo'yicha men va ular qilmishni qilib bo'ldi. Ular qilmishni sodir etdi. Men hech narsa vaqtni boy berayotganim yo'q bu hodisalar bo'yicha. Bu hodisa bo'yicha men sizga ochiq aytay fikrimni. Mana bosh prokuraturaga arza kiritaman. Men oldindan bilaman bosh prokuraturaning harakati qanday bo'lishini. Ya'ni najot yo'q u yerda. Shuning uchun bu uzul kesil, men aniq sizga aytayki, xalqaro konvensiyalar O'zbekiston ratifikatsiya qilgan konvensiyalarga asosan bir necha tashkilotni xalqarolarga chiqadi. Shu jumladan Birlashgan Millatlar tashkilotidagi eng eski mexanizm, eng eski hali O'zbekistondan biror bir shaxs qo'llab ko'rilgani yo'q, chunki ular individual murojaatlarni emas jamoaviy munosabatlarni ko'rib chiqadi. Eng eski mexanizm bu inson huquqlari bo'yicha komissiya. Menga nima uchun buni aytayapman? Gap shundaki, buni barcha davlat vakillari yig'ilib qarorlar qolib bir necha bosqichda. Menga qiziq tomoni shuki, O'zbekistonni ishtirok ettirmaydi. Kiritmaydi u yig'ilishda. Masalan, barcha mexanizm, hatto eng eski mexanizmni ham qo'llatdi. Qo'llashini endi ular da bitta gap borki, individual shikoyatlarni bütün bu komissiya ko'rmaydi da, ko'radi. Bu mana shu mamlakat miqyosida yoppasiga inson huquqlarini buzilayotganligini keyin qancha ko'p jamoaviy bir imzo qo'yilsa, komissiya shuning uchun ko'radi. Men aminman, O'zbekiston tarixida hali komissiyaga biror bir marta borib ko'rmagan. A bizdan boradi. Endi ya'ni boshqa, ya'ni bosh prokuratura muhim emas, u muhim sizga. Yo'q. Bosh prokuratura. Bosh prokuratura. Chunki mana so'nggi safar men bilan Yunusobod tuman prokuraturasining ikkita o'rinbosari prokurorning mahallada bori, mana bizning mening farzandlarimni joniga tajovuzdan keyin bordi ular. Go'yoki meni hurmat qilgan kishi bo'ldi. Men aytdim. Kuch ishlatar tuzilmalarda, shu jumladan bosh prokuratura tizimida iymonli, diyonatli, vijdonli mana shu qonunga, xalqqa xizmat qilishni bosh vazifa maqsad etib qilgan yigitlar bor dedim. Kadrlar bor, lekin selam aytib qo'yay. Mening uchun prokuratura, shu jumladan bosh prokuratura tuhmatchi organ deb hisoblayman. Bu fikrimga doimiy qolaman dedim. Demak, O'zbekistonda tizim sizga adolat bermaydi va ya'ni umidingiz yo'q O'zbekistondagi tizimdan. Umuman tizimga ishonmayapsiz. Bular qonunga, adolatga, haqiqatga xizmat qiladigan organ emas bular. Amaldagi hukumatga xizmat qiladigan. Har qanday vaqtda mana padavit deydi, mana shu bosib turuvchi organlar deyman. Asli o'zi bu organlarni men orzu qilaman. Mana shu siyosiy tizimni biz qonuniy asoslardagi saylovlar yo'li bilan almashtirsagandan keyin, erishgandan keyin bu tizimlar, kuch ishlatar tizimlarda xizmat qiluvchilar xalqning eng hurmatli organlari bo'ladi. Xalq uchun xudo xohlasa va inshaalloh shu O'zbekistonda ta'minlanadi. Afsus, hozir bular bir havuch korrupsionerlarga, amaldagi korrupsiyalashgan hukumatni qo'riqlab shunga xizmat qilyapti. Yana o'sha tushundim sizni. Savolimga o'sha javobni aniqroq olmoqchiman. Demak, siz hozirgacha qilingan, sizga nisbatan qilingan tazyiq va bosimlar yuzasidan partiyaga nisbatan siz tuzumdan najot izlamaysiz, adolat talab qilmaysiz. Bunga arzimaydi, chunki ishonch yo'q. Siz Birlashgan Millatlar tashkilotiga chiqmoqchisiz va balki shu paytgacha qo'llanmagan tizimlardan, chora va vositalardan foydalanmoqchisiz. Tushunarli. Endi men talab etilsa. Talab etilsa. Endi bitta narsani aytasiz, shu joyda. Mana men kecha bir joyda aytdim.
Cemiyette narazı, ahalinin muayyen kısmı narazılığını açın aydın bayan eti yaptı dedim. Cemiyette muhalif fikir uzul kesil, barkarar şekillendi dedim. Şimdi devlet, siyaseti, devlet tepesinde turgenler danışmanta bulup, danışmantanı siyaset yürgüzüp, mene şu millim, muhalifetteki fikirge, fikirlerge özinin emeldeki yurguza yetken siyasetini karikturovka kılıp, yani tüzeltişler bilen mene bunu bilen paralel geçse, sözsüz cemiyetteki muhutem icabı tamamen özgürlerdi. Emeldeki hükümetem, hazır benim nezarımda, emeldeki hükümet ne? Ahalinin ekseriyeti mutlak hürmet kımaydı deyip sablayma. Siz... Eğer aldın da hükümet, istirak bilen, korkutuş bilen kekemesi. Hazır ahalinin muayyen kısmı indi korkmaydı. İndi, şundayı şerayitte, hükümet için ve muhalefetteki, fikirdeki, bana bunlar için, şu cümleden biz tüzü etken parti için maksadımız, bu şu, hemimizin maksadımız, Özbekistan'da terakkiyatı, milletin ravnakı bu kuşfası, biz Murasayı madara yolu bilen barışımız gerek. Ben şunun taraf derim ama lakin emeldeki hükümet Murasayı madaranı özüge hep görmeydi. Bunlar henüz özüne. Şu bur şu var hatta Kudanı Kudayı bir diye konuşmaydı bunlar. Şunçelik derecede. Lazım mı ben anıklayı aldım. Utkan kullar işi de. Siz bana hazır etiyapsiz mi? Biz hali registrasyadan utmagandırmız. Lekin bizim tahsirimiz bor allaqachon. Ve biz mavcudmız, biz turupmız. Öz fikirlerimiz bilen, öz gayelerimiz bilen. Ve bizni manan kabul kıla boşlayın. Murosa kılın, eşitin. Ve mana bizning ta'sirimizda vujudga kelayotgan to'lqinga nisbatan javob bering deyapsiz. Bilishimcha, hukumatning eng tepa pog'onalarida sizning partiyangiz tuzilishiga qarshilik yo'q. Hatto nima uchun ruxsat berilmayapti degan savollar yangragan. Va Adliya vazirligidan, vaziridan, Ruslanbek Davletovdan bu haqda so'ralgan. Va javob shu bo'lganki, topshirishsin. Kelsin o'sha paket, biz ko'rib chiqamiz va javobini beramiz. Ya'ni, hukumat sizga yoqadimi, menga yoqadimi, boshqalarga yoqadimi, yoqmaydimi? Mana shunday javob bilan qutulib ketishi mumkin. Bilasiz buni, to'g'rimi? Va yana ikkinchisi aytishi mumkin, har bir organ o'zini himoya qilishi mumkin. Bu bizning vakolatimizga kirmaydi. Biz bundan soqitmiz. Hammasiga Alloh qo'li aybdor. U mana chiqib baqir-chaqir qilyapti. U o'zining ashqosini oshirishga harakat qilmoqda. U tashqaridagi bizga qarshi yoki bizni tanqid qiluvchi ovozlardan foydalanyapti. Ya'ni O'zbekistonda muhit shundayki, sizni ola bo'ji qilib maydonga chiqarib qo'yish va tizimda sizga qarshi bir dunyo ma'lumot bo'lishi kerak. Agar ular buni ishga solishmoqchi bo'lsa, ya'ni mana shunday muhitdagi O'zbekistonda biz hozir o'tirib gaplashyapmiz. Nima qilmoqchisiz? Undan keyingi qadam nima hozir? Topshirasizmi hujjatni? Albatta-da. Biz hozir imzo yig'ish kerak. Sizga bitta narsa aytdim. Amaldagi avtoritar siyosiy tizim istaydimi yo'qmi tarix sahnasidan ketadi. Faqat uni vaqtini Parvardigorga ayon. Sözsiz ketadi. Men bunga qat'iy ishonaman. Ikkinchidan, menga qarshi alabuji, mana siz men bilan suhbatlashyapsiz. Mana men 16-sida sudda bo'ldim. Ertaga yana sud bor. Yana qaysi kuni yana boshqa joyda sud bor. Mana bilmayman hali u chaqiruv xati kelyapti sudga hamma joyga men javobgar. Men buni endi bilasizmi bularning naqadar jirkanchli. Men bular kurash tanlayotgan usullardan men jirkanaman. Bilasizmi men afsus qilib ketaman. Men shu davlatning shunaqa tepalarida o'tirganlarni naqadar. Men endi bilasizmi mana siz aytayapsizki menga, menga nisbatan barcha vositalarni qo'llab kelyapti, doimiy qo'llab kelgan, 2004-yillargacha ham, undan keyin ham qo'llab kelishadi, lekin 2004-yildagi voqea boshqa edi. Unda tor edi, ya'ni bitta mening yoki oilamning shani haqida gap ketar edi. Hozir mening bizning faoliyatim shu jumladan mening faoliyatim mamlakat miqyosidagi faoliyatga kerak bo'lsa, xalqaro miqyosidagi faoliyatga kengaygan. Shuning uchun u davrdagi kurashlar bilan hozirgi kurash osmon bilan yer shafar qiladi. Hozirgi kurash miqyosi nihoyatda keng bo'lib ketdi, orbitasiga
türlü tabakalar, türlü siyasetçiler, türlü jurnalistler. Ve bu Uzbekistan'da hazır yüzüge gelgen nisbi erkinlik neticesi deydi. Elbette. Mene, biz... Sen olasız bunu. Kaysını. Yani Shavkat Mirziyoyev, o'sha siz o'zgarish kerak deyayotgan hukumat davrida vaziyat yaxshilandi. Mana siz, yo'q, shoshma. Aynan nimalarni nazarda tutyapsiz, keling. 2004-yilda hozirgi faoliyatingiz mumkin emas edi. Ha, nega? Hozir ta'sir o'zingiz tasvirlayapsiz. Endi yo'q. U 2004-yilda men bunday faoliyat bilan shug'ullanishni xayolimda ham yo'q edi. Lekin 2004-yilda men aynan shu Karimov diktaturası rejimi bilen memleket içkerisi deyem, memleket taşkarısı deyem, kureşken odaman odamlar hatta işitişten çöçürüdü Allah olup Birleşken Milletler Taşkilatı'nı kemiteti meydanıdı. Bu diktatura bilen susmanı manakalı yaptım. Odamlar işitişten korkarıdı. Hemen kureştim ki, lakin özümün şanım üçünüdü. Şimdi, siz aytayapsiz ki bana Mirziyoyev dedi. Mirziyoyev 5 yıllık bana yakınlayıp halka ne verdi? Mayli keling. Ben ret etmesi gerek. Hemen neyse halislik buluş gerek. Adamda vicdan, insan buluş gerek. Doğru. Bana valuta konvert etse erkinleşti. Bana çekereler açıldı. Başka bu... Koşnalar bile alakalar yakışlandı. Şuna itemem de yakışlandı. Buna kadar hiç kimin kar etmeydi. Bu muhim siyasi kapital mırzı olacak. Halkara hem cemiyet aynısı bana 2006-2018 yıllarda nihayette icabı yıkarak başladı. 2016-2018. 18'de ha. Şuna kadar icabı yıkarak başladı. Uzbekistan açıldı halkara hem cemiyetke. Bunların inkar etme. Lekin Prezident Mirziyoyev davri yana nimalarni keltirib chiqardi. Xalqning keskin qashshoqlashuvini, tashqi qarzini keskin oshuvini, jamiyatdagi davlat boshqaruvida tutruqsizlik, boshboshlog'lik, o'zi bilarmonlik diktaturani o'rniga mana bu keldi. Bilasizmi? Hozir buni davom etishim mumkin. Ishsizlik keskin oshdi. Bilasizmi? Endi mana bunu, şunun için her bir nesilini karaganda plus cihatı, minus cihatını karaş gerek. Elbette. Şimdi sizge soralım. Benim nazarımda minus plus'ga karaganda minus cihatı bir neçe 10 karaga yukarı oldu deb hisoblayman. Va agar mana shu sabab ham siz yangi partiya tuzayapsiz. Bu tushunarli. Lekin ertaga mana mayli siz xohlamayapsiz rahbarlikka kelishni. Hozir buni istamayapsiz. Ha yo, men sizga aytdim, mana yana aytaman. Da'vogarni qilmayapsiz. Yo, mana o'zim o'z tashabbusim bilan da'vogar emasman. Meni partiya tuzsak, partiyadoshlarim nomzodimni olg'a sursa, siyosiy maydonga chiqqanda xalq meni qo'llab-quvvatlasa, men sadakat bilen sözsüz hizmet kılaman demin. Lekin özüm men öz teşebbüsüm bilen yani men aynen prezident buluş menin baş maksadım emez. Baş maksad cemiyet ne? Siyasi. Bana şu, endi uyganıp buldu. Endi faallaşuvu ve bunu yükseltiriş sarı hizmet kılış. Şu yolda ondan gidinki navbat aynen şunge hizmet kıladigen siyasi parti yani hem birgelikte mavjud siyasi itizimini özgertirişge üçün siyasi maydonga sözsüz rakabatçı bu çıkartıgın partiyanı şekillendiriş. Ahirgi savalı bana şu cevabinizden gelip çıkan oldu. Faraz Kaleylik parti registrasyadan uttu ve sizini tellaştı bu partiyadan nomzod sıfatıdır. Ve saylandınız ham. Ne kılardınız başkaçı? Yani hazırgiye karaganda kandı mı? Bir yılda deyelim, bana Amerika'da prezidentlerine birinci yüz günüge karabak olaştı. Siz birinci yüz günüde Uzbekistan'da ne kılgen bolardınız? Bana ben prezidentim, aytaman, 16. yıl saylana etken de bugün yugurgen stadyonumda aşık aydın etken ben. Bana şunu tekrarlayayım. Ben aytım, ben prezidentim, bana şunu. Şu memleketini taraqqiyotini ta'minlay olmaydi uning faoliyati deb ochiq oydin aytganman. Shuni mendan milliy xavfsizlik xizmatini ishlari eshitgan. Bu 16 yil. Endi prezidentlik vazifasiga keluvdi-da nomzodini qo'yish kerak edi. Endi sizning savolingizga. Siz nima qilgan bo'lardingiz? Ha. Prezident degani
milliy xo'jalik bilan shug'ullanmaydi. Men hali bu kichik bir zavodlarga borib, ana gul yetkazadi degan issiqxonalarga borishdim emas. Umuman milliy xo'jalikni aytayapman. Milliy xo'jalik bilan shug'ullanish bu prezidentning vazifasi emas. Prezident mamlakatning tashqi va ichki siyosatini mana shu mamlakatning doktrinasini ishlab chiqishga boshqosh bo'lish kerak. Prezident bir qarasam issiqxonaga boradi bu. Bu hatto vazirlar mahkamasining darajasida ishlamas. Prezident o'zining xalqning hayotini ichidan bilish uchun albatta onda sonda kerak, qarash kerak. Hatto uning marakasiga, to'yiga, boshqasiga ham bu xalqning. Lekin eshitmayapsizmi? Tinimsiz ravishda hukumat a'zolaridan boshdan oyoq bugungi O'zbekiston prezident Mirziyoyevning retsepti, hamma narsaning boshida prezident turibdi. Doktrina bor, yo'l xaritalari haqida eshitmayapsizmi har kuni? Bu qanaqa mamlakatni mavjud hukumatning mamlakatning istiqbolini belgilaydigan dasturi yo'q deb hisoblayman men. Siz nima o'qib ko'rdingizmi, eshitib ko'rdingizmi? Ha, eshitdim. Mana kecha eshityapmiz, albatta, yoritayapmiz. Mana kecha eshitdim men. Nima emish bu xalq? Hatto mahalla oqsoqol raisini ham saylashgali tayyor emasmiz bu xat. Shumi doktrinasi? Ha, shumi? Bu nima degani? Bu kim gapiradigan bu gap, bilasizmi? Mamlakat prezidenti aytayapti-ku, mahalla raisini saylashga hali xalq tayyor emas. Ya. A unda mahalla raisini saylashga xalq tayyor bo'lmasa, bu prezident saylovi degan nima degani gap? Ertaga agar siz nomzod bo'lsangiz, shu prezident darajasida chiqadigan uning ustidan chiqadigan gapmi? Men qanday lekin siz qanday boshqacha qilgan bo'lardingiz? Ertaga siz nomzod sifatida chiqsangiz, debatlar bo'lsa, mana shu borada bemalol bahslashingiz mumkin u odam bilan. Birinchi navbatda mamlakatda ketma-ketlikda emas, izchillikda, uyg'unlikda siyosiy huquqiy islohotlarni, tub siyosiy huquqiy islohotlarni iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish kerak. Nima demoqchiman? Keling, qisqa-qisqa aytib beray. Tub siyosiy huquqiy islohotlar mamlakatning konstitutsiyasidan va boshqa qonunlarini demokratik milliy mentalitetga bilan uyg'unlikda demokratiyaning universal qoidalari bor. Mana bu inson huquqlari, insonning qadri, qimmati, shanining oliy qadriyatligi, mulkning daxlsizligi, universal qoidalarini mana shu milliy mentalitetimiz, urf-odat, rasm-rusum, an'analarimiz bilan uyg'unlikda mana shu jamiyatni qurish uchun avvalo uning asosini konstitutsiya va amal qonunlarini yaratish kerak. Mana shundan boshlardi. Endi bu yangi gap emas. Yo, mayli endi. Bu yangimi, yomonmi, eskimi, men uni da'vo qilayotganim yo'q. Ikkinchisi, mamlakatda bizda davlat bor. Davlatchilik qurishga ham kirishilmadi. Tub islohot, siyosiy islohotlarni mana bizning programmamizda har bir davlatning ya qonun chiqaruvchi ijroiy organlarining aniq vakolatlarining chegarasi qat'iy ko'rsatilgan. Masalan, mana prezidentning vakolati qaysi darajagacha? Mana prezident misol vazirlar mahkamasining ishiga hech qachon aralasha olmaydi. Qanaqa muvozanat ta'minlanish kerak? Hammasi dasturimizda katta bo'lim sifatida batafsil bayon etilgan. Endi tub iqtisodiy islohotlar, tub iqtisodiy islohotlarni amalga oshirmasakamiz, qashshoqlik chuqurlashsa chuqurlashib boraveradi, ishsizlik, ishsizlar armiyasi soni ortib boraveradi, xalqning qashshoqlashuvi yanada chuqurlashib boraveradi, xorijlarda darbadar, sarson, sargardon bo'lish soni ko'payib boraveradi. Mana men sizga birinchi navbatda jamiyatda tub siyosiy huquqiy islohotlar, tub siyosiy islohotlar, tub iqtisodiy islohotlar bir vaqtning o'zida parallel borish kerak. Buni konstitutsiyadan boshlash kerak. Asoslari asosdan, fundamentdan boshlash kerak.
O'sha yana o'sha gapdi. Rahmat, sabr qanoat bilan men bilan suhbatlashayotganingiz uchun, chunki bu savollarni nimaga birma-bir ko'taryapman? Chunki baribir o'rganyapmiz odamlarning xayolidagi gaplar, ular berayotgan savollar, hatto sizni quvvatlab turishgan bo'lsa ham ular shuni bilishni xohlaydi. Va har doim ham mana o'zingiz aytayapsiz, O'zbekistonda tan olayapmiz, O'zbekistonda siyosiy raqobat, siyosiy tanlov bo'lmagan, ya'ni odamlar mana shu savollarni to'g'ridan-to'g'ri prezident nomzodlariga bera olmagan. Shu paytgacha masalan prezidentlik uchun kurashgan odamlar orasida agar debat degan narsa bo'lsa ham juda yuzaki bo'lgan. O'zbekiston xalqi hali prezidentlik uchun kurashganlar orasida samimiy siqdildan musobaqa ko'rmagan. Hech qachon bo'lmadi. Va agar shular bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston haqiqatda o'zgarayotgan bo'ladi. Haqiqatda bu yangi bir davrga kirgan bo'ladi O'zbekistonda. Va kerak, zarur bo'lish kerak. Nima uchun shu paytgacha bo'lmadi degan gaplar, so'zlardan ham quloqi charchab ketgan xalqning. Hozir mana shunday qilamiz. Mana shuni amalga oshiramiz. 3 oyda mana bunga erishamiz. 6 oyda mana bunga erishamiz degan gaplarni eshitishni xohlaydi odamlar. Odamlar bemalol chet elga ishga borib kelishni xohlaydi. Ularga qandaydir bir ular qoraotliq bo'lishni xohlamaydi buning uchun. Oldingidek dangasasan degan gaplarni eshitishni xohlamaydi. Ular chet elda topib kelgan pullari bu yerda o'z maqsadlari yo'lida sarflanishini xohlaydi. Odamlar bergan solig'i to'g'ri sarflanishini xohlaydi. Ya'ni shunday bir sistema vujudga kelishi kerakki, mana siz hozir ham aytyapsiz, tubdan u qanday qilinishi baribir katta savol bo'lib qolaveradi va albatta buni vaqt ko'rsatadi va hozir bizni tomosha qilib o'tirgan muxlislarni qiziqtiradigan narsa o'zi sizning harakatlaringizning keyingi fazasi nima bo'ladi. Albatta buni sizdan endi kutib qolamiz nima bo'lishini. Albatta. Mening shaxsan, mening va mening ham fikrlarimning harakati qat'iy bo'ladi. Lekin uning natijalariga ko'p jihatdan biz ishonamiz. Lekin Parvardigor biladi qay darajada, lekin biz yo'limizdan qaytmaymiz har qanday holatda. Ya'ni vaqt ko'rsatadi yo'q. Vaqt ko'rsatadi. Lekin biz shu maqsad qo'ydik, maqsad yo'lida harakatlarimiz qat'iy. Bu yo'ldan bizni har qanday siyosiy tahdid, tajovuz, shantaj hech qachon qaytara olmaydi. Buni men qat'iy aytaman. Xalqimiz, jamoatchilik mana shu yo'limizdan aslo qaytmasligimiz bunga ishontirib aytaman. Nafas olib turar ekanmiz, yo'limizdan biz qaytmaymiz. Shaxsan men qaytmayman. Men aytganman. Agar siyosiy maydonda yakka qolsam, hech qachon qaytmayman yo'limdan deganman. Bu masalada mening eng kamida farzandlarim, oilam, qarindosh urug'larim qo'llab-quvvatlashiga qat'iy aminman. Endi farzandlaringizni ayashingizni aytdingiz, ular siyosiy faoliyatga aralashmasligini xohlashingizni aytdingiz, lekin ular allaqachon maydonda. Va bilasiz, ularga ham kuchli shubha gumon bilan qaraydiganlar bor. Ularni ham turli o'sha deylik, sizga nisbatan yangrayotgan dashnomlar ularga nisbatan ham yangramoqda. Bular el qatari, xalqimizning oddiy xonadonlari kabi, oddiy yigit-qizlar. Kami kamchiligi yetarli. Otasi parishta bo'lmaganidek, ular ham parishta emas. Nuqsonlari ham ko'p, kamchiliklari ham ko'p. Tajribasizlik davrida yanada ko'p xatolarga yo'l qo'yadi. Lekin shu farzandlarim hech qachon mening oldimda biror bir narsadan nolimagan yigit-qizlar. Hech qachon nolimadi. Hamma vaqt og'ir kunlarda ham shukr dedi. Biroz to'kinchilik davrlarda ham shukr dedi. Noligani yo'q. Men bularni parishta demayman. Bundan buyog'i ham parishta bo'la olmasa kerak. Banda. Men bular o'zini nihoyatda mustahkam har doim mana shu qadri qimmatini ehtiyot qilish uchun menda hayotni ko'rish kerak. Men o'sha 7-6 yoshimdan boshlab eşek minib ot taşıb 13 yaşımdan resmen mehnat daftarchiga ega bo'lib, qatqalar qilib, yagana qilib, ot chopib, ariq kavlab menga o'sganman. A bular bunday o'sgan yo'q. Bular hamma vaqt unday mehnatlarni ko'rganman. Shuning uchun xato, kamchilik, nuqson boshqalardan xoli emas. El qatari farzandlar. Go'h xursand bo'laman. Go'h vaqtda ax deb qo'yaman. Nima shunaqa bo'ladi endi? Shunaqa. Yaqinda mana siz bilan gaplashdan oldin
O'zbekistonda uzoq davrdan beri inson huquqlari uchun kurashib yurgan, O'zbekistonda adolat, ijtimoiy iqtisodiy adolat uchun kurashayotgan bir inson bilan gaplashganimda u aytdiki, bilasizmi dedi, Xidir Nazar Oloqulovni men Vladimir Ilich Leninga o'xshatyapman dedi. Chunki dedi, rosa gapirar ekan, rosa xalqparvarman deb da'vo qilar ekan, lekin ko'proq o'zini o'zi eshityapti odam, xalqni eshitmayapti, hali xalqni ichiga kirmadi deb. Albatta odam ham biladi, siz xalqni ichidan chiqqansiz, mana hozir aytdingiz, dalada katta bo'lgansiz, qattiq mehnatda katta bo'lgansiz va bunday odamlar O'zbekistonda millionlab, to'g'rimi? Xalqning ichidamisiz, xalqning dardini qanchalik bilasiz va eng muhimi xalqni eshitishga qanchalik moyilsiz? Chunki O'zbekistonda ham bu azaliy kasallik, ya'ni rahbarlar hamisha xalqni bilamiz deb o'ylashgan va biz tepada turib qaror qilaveramiz, xalq bizga ergashaveradi deb o'ylashgan, buni tan olishmagan bo'lsa ham, ya'ni xalqdan hukumat hamisha uzoq bo'lgan, rahbarlar xalqdan hamisha uzoq bo'lgan. Hozir endi sal xalqning ichiga kirishni boshlasa, masalan, darro populist degan laqab ham qo'yilyapti ularga. Ya'ni xalq bilan birga bo'lish, xalq dardini tushunish, xalqni tinglay olish degan masalalarga qanday qaraysiz? Birinchidan, mana partiya xalqning ichiga kirish uchun biz siyosiy minbarga ega bo'lishimiz kerak. Siyosiy minbarga ega bo'lish uchun mana 8 mart kuni biz tuzgan partiya Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tish kerak. Ro'yxatdan o'tsa, biz rasman siyosiy minbarga ega bo'lamiz va rasman o'sha kundan boshlab biz xalq ichiga kirishimiz kerak. Va hozircha biz ro'yxatdan o'tganimiz yo'q. Shuning uchun biz tuzilgan partiya, lekin ro'yxatdan o'tmagan partiya. Endi xalq ishiga kirish deganda men biror bir lavozimga saylab qo'yilgan hali odam shaxs emasman. Men davlatdan byudjetidan bir tanga ham olmayman. Qolaversa 5 yil bo'ldi men pensiya olishim kerak edi. Pensiyani ham bir tanga olmayman shu davlatdan. Shu hukumatdan pensiya olishni ham or bildim. Sizga ochig'ini aytay. Garchi men 2004 yilgacha mana meni daftarchamda uzluksiz 35 yil ishlab kelganman. Uzluksiz, ko'rdingizmi? Hatto talabalik kunduzi o'qish bilan ham ishlab kelganman. Hech qachon uzilmagan. Chunki bilasizmi? Mana odamlarda mart odam deydi. Labzi bor odam deydi, labziga turadigan odam deydi, labziga turmaydigan nomard odam deydi. Bizning hukumatda men shunday shaxsiy fikrim labzi yo'q. So'ziga tura olmaydi. Mana hozir asoslayman. So'ziga tura olmaydi. Bular bergan va'dasi unutib qo'yishadi. Mana qarang. Xalqaro konvensiyani mana shu fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro konvensiyani 1995 yil 31 mart kuni ratifikatsiya qilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti oldida majburiyat olgan. Majburiyat olganki inson huquqlari bo'yicha, mayli boshqa majburiyatlari ham bor, shu konvensiya bilan bog'liq. Men o'zimga tegishlisini aytdim. İnsan hukukları bu işe komitetinin kompetensiyasını tan olamiz deb imzolagan o'sha Karimov. Ve bunun kabul qiladigan kararlarını sözsüz beceremiz deb olgan. Endi konstitutsiyaga ham yozib qo'yibdi-ku, xalqaro konvensiyalar milliy qonunlardan üstün turadi deb. Endi 2017 yil 19 iyulda mening masalam bo'yicha qaror qabul qildi. 180 kun muddat berdi. 4 punkt qo'ygan A, B va D bajarishga. Xalqim. Qani buning bajarayotgani? Men nimaga buni aytmoqchi emasman. Men boshqa tomondan afsus qilaman. Nega mening ajdodlarim hoki poki yotgan, men yashayotgan, mendan keyingi avlodlarim yashayotgan ona zaminimni mening O'zbekistonimda nega bu korrupsiyalashganlar xalqaro miqyosda bunaqa obrazlantiradi deyman. Bu negasiga deydi? Nega xalq bir butun Birlashgan Millatlar Tashkiloti oldida majburiyat olasan-u? Nega u majburiyat? Bizda labz bormi o'zi deyman. Bilasizmi? Yo'q, bilaman. Bu haqda biz juda uzoq gaplashdik va
O'zbekistonda tuzum shu paytgacha rasvo bo'lib kelganini, deylik, tushuntirdingiz. Lekin siz qanchalik boshqacha bo'lardingiz? Ya'ni siz mana shu ertaga sizdek odamlar, deylik, hokimiyatga kelsa, sizning partiyangiz, deylik, olg'a surgan nomzodlar, masalan, hokimiyatga kelsa, qanday qilib boshqacha bo'lishi mumkin-da? Endi millatni sevish kerak. Millatni bu sevish. Men o'ylayman, bu odamdagi mana tuyg'ular parvardigor. Shu ona qornida yaq shunday tuyg'ularni beradi deyman. Endi sevish va qilish boshqa narsa ekku. Ha, endi albatta salohiyat bo'lish kerakda. Qilish uchun odamda shunaqa bir siyosiy salohiyat, betakror salohiyat bo'lish kerak. Iqtisodiy jihatdan, ya'ni iqtisodiy deganimda men o'zining cho'ntagi jihatini aytayotganim, barcha jihatdan salohiyat bo'lish eng asosiysi. Men shunaqa o'ylaymanki, mumkin boshqalar qanday o'ylaydi. Odamda chest degan narsa bor. Ya'ni shan, qadr, qimmata. Mana shunaqa men o'ylab qo'yaman ayrim vaqtda. Shunaqa shan, qadr, qimmat, or-nomus degan tuyg'u bo'lmasa bekor ekan deyman. Shu ko'plab rahbarlarda shunday tuyg'uni o'zi yo'q deyman. Masalan, menga mana sizga bir aytay. Paxta mavsumi edi, Termiz Davlat Universiteti men rektoriman. 14 ta tumanda, ya'ni shaharda hokimlarni chaqirgan, viloyat hokimi. Bitta meni chaqirgan. Ya'ni viloyat hokimi, tuman shahar hokimlari va men. Hammasini sansiraydi, meni bitta siz deydi va menga shu hokim, ikkita hokim bilan ishlagan bo'lsam, hech qachon menga ovozini ham ko'tarib gapirmagan. Shu yerda hokimlarni shunaqa so'kdiki, hatto qizingni dedi. Men sizga bu ko'zi endi quloq sol. Men shunday chiqdim, meni hurmat qilib turibdi. Yordamchi u kabinetiga kirib ketgandan keyin yordamchisiga kirdimda, men bitta narsani iltimos qilaman dedim. Har qanday topshirig'ini hokimni bajaramiz dedim. Mayli, uning gapi biz uchun qonun dedim. Ikkinchi meni yig'ilishlarga chaqirmasin dedim. Men boshqa kelmayman dedim. Men yonib ketdim, yilla turdim. Ha, boshqaning hokimning, bor tuman hokimining. Mayli, ular vafot etib ketdi. Qizi onasini. Men yonib ketdim, turib tura olmayapman. Shunaqa hokimni og'ziga tushiradigan holatga kelyapman. Mana men sizga aytamanki, endi ey hokim, shu lavozim uchun men o'sha hech bo'lmasa o'rnidan turib, sening gaping o'zingga yo'naltirib tashab ketmaysanmi shu hokimlikni deyman-da. Yana biz aylanib mana hozir inson sha'ni va qadr-qimmat haqida gapirdingiz. Boya suhbatimizning oldiroq qismida aytgan edim. Bilasizmi, har bir xalq o'z rahbarlariga arziydi degan gap bormi? Bunga biz qayta-qayta guvoh bo'lganmiz butun dunyo bo'ylab, to'g'rimi? Siz mana shunday xalq haqida gapiryapsiz-da. Siz kelib ota-onasini so'kkan yoki farzandlarini deylik la'natlagan insonlar jim turgan, yillar davomida ovozini chiqarmagan jamiyatni o'zgartirish haqida gapiryapsiz. Ya'ni bu jamiyatni bir partiya yoki sizdek bir inson o'zgartira olishi juda qiyin. Mana qalbimdagi eng dardli, alamli holatni o'yladingiz. Ayrim vaqtda men shu kirishmaydi, biladi men eshikni yopsam. O'zim ham bilmay qolaman. Kim bilib qolamanki, men shu ikki chakkadan ko'z yoshi oqayotganiman. Shu jumladan nega mening millatim nega o'zining shunchalar qadriga yetmaydi? Nega o'zini paymol qildiradi? Nega ayrim vaqtda insonga xos bu qadr, qimmat, or-nomus, iffat, ibo, hayo mutlaq unutilib qorni ustun keladi deb mening eng qalbimdagi jarohatli, armonli, dardli holat ham mana shunda. Qachon mening millatim, mening xalqim qachon boshqa xalqday
İngilizdey, Fransızdey, Nemisdey, İtalyandey, başka deyasıdey. Kaçan onun öz kadrini yüksek tutadı. Kaçan şunge erişemiz. Dip kalbim. Ben de, ana şu partiye tüzüşünün, siyasi partiye tüzüşünün asıl uzakıya şu savalizi arkalı beni yeteklep geldiniz. Ve kaledige işiniz güdeyem kop. Oldunda. Oldunda eğer hazır geçeyen yüzleşken tosklar da tosklar deyotken bulsanız oldunda benim şakiyen, akiyen tosklar durdu. Lekin parvardigardan hem o vakit sorayım ben, ümit kılaman. Müşkülümüzdü özü asanı kıladı. Yani bu tosklar deyende ben ne fakat sizge bir vasıtayet mahçuma ki ama Uzbekistan halkıge. Halkının oldu deyge tosklar. Albette. Orzu deyge hayatge erişücün kançı kançı tosklardan uçuş kerek. Albette. Kette rahmat sizge. Sabır kanat uçun, vaktiniz uçun. Bir saatlik intervjuge teklif kılgen edim. 3 saat geplaştik. Rekord buldu. 3 saati 15 minut. Davakhan. Sizge hem kette rahmat. Bana her sefer aynısı bana şu Uzbekistan'ge ana ilçilerini, şu cümleden Amerika Koşma Ştetleri ilçilerini, devlet departamentindeki Merkezi Asya bu içe, Orta Asya bu içe, bana şu rehber, onlar maileyinde, lavazımını kemterana kurstadı. Lekin onlar kulüpkeni, şuna kadar devlet, dünya siyasetini bilgileydi de onlar. Ben şunlarını sohbetle teşhirleziz, sohbetleriz. Şuna kadar Uzbekistan'a nisbeten, şuna kadar savallarız bile, şuna kadar yine de onlarının ilgiliğini aşırışka hizmet kılaydıkanız için ben sizge çukur minnettarçılık bildiremem. Sizinle ben her sefer bana şu memleketten taşkarıdaki ya ki elçiler bilen sohbetle şeytkenizde onlarının her bir cümlesini kanaka urgu beri etkenige itibar kıptıraman sizinle. Siz bana şu cihetler bilen Özbek halkıge ben şahsi fikirin bir kıyas hizmet kılayabız. Bana devletinin yüksek emeldarları var o. Bıra o işi bana halkının baylığını talan taraş kılayetkenlerini yüztesini birge koşken de ben samimi eğitim ben. Siz benim maktaşımda muhtaç emezsiniz. Ve ben sizinle makta yetkenim yok. Uzbekistan'ın sebebi bitti insan sıfatı da dilimdeki neydi mi? Siz halkımızda. Bana şu. Bir kıyas hizmet kılıyorsunuz. Şunun için ben sizge çukur teşekkür. Rahmat, rahmat. Samimi sözleriniz için elbette minnet doğru. Ve bizge ham, umuman Uzbekistan jurnalistleri ham bu judayam kızık hazır ki manzara. İçkaridagilar uchun ham, tashqaridagilar uchun ham. Umuman mana şu o'zgarib borayotgan siyosiy dinamikani yaqindan kuzatish, gaplashish. Nima uchun mana shuncha vaqtni olib suhbatlashyapman? Chunki tushunishga harakat qilyapman. O'zbekistonni o'zgartirmoqchimiz deb chiqayotgan guruhning rahbarini. Kim ular? Maqsad nima? Ular ortada nimalar turibdi? Qanday omillar? Ular o'zi jamiyatni qanchalik tushunadi? O'zlarini o'zlari qanchalik tushunadi? Umuman jurnalistikaning maqsadi shu. Biz oq va qoraga ajratuvchi odamlar emasmiz. Biz kimnidir aybdor, kimnidir aybsiz qilmoqchi emasmiz. Bilaman, hamkasblarim bu mamlakatda ham tashqaridagi o'zbekistonlik jurnalistlar ham buni xohlashmaydi. Albatta maqsadingiz-ku. Çünkü hamma O'zbekistonning erkin ve farovon yaşashdan manfaatdor. Bu şartsız deylik manfaat. Lekin savollar beraveramiz. Rahmat. Biz savollaringizga hamma tayyormiz. Nafaqat sizni. Mana shu mamlakatimizdagi barcha jurnalistlarni, barcha bloggerlarning savollariga men shaxs javob berishga doim tayyorman. Lekin mana qarang. Siz AQShdan qachon uchib keldiz? Kechirasiz. 2 haftadan beri shu yerdaman. Menga qo'ng'iroq qildingiz, to'g'rimi? Men dedingiz, siz bilan suhbatlashmoqchiman dedingiz. Men rozilik bildirdim. Vaqtini belgilayman dedingiz, to'g'rimi? Keytin kapti dedim. Mana shu bugungi suhbatimizga qadar siz kamida 4 marta menga qo'ng'iroq qilib, vaqti, soatini hamma vaqt belgiladik. To'g'rimi yo'qmi? Va barcha ishlarni mana shu bugungi suhbatda sizda ben ertelep non işteyim kıganım yok hazır sizge. Sebabı ertelep ben stadyondan kelsem ne işçi buldu desem 10 takım 11 diye yaptı. İyi ben kaçan duş kılaman kaçan kıyınaman. Buldu dedim zorca tezde yetip orayı 11 yarım gidiyeniz için. Ayıt makşuman ki sizde timsalınızda berçe. Bana sizde yetuk
jurnalistlerge biz hem haksız. Savallarga adli insan sıfatı da, adli bir adli insan sıfatı da hem cevap verişge tayyarmen. Lekin suhbetleşişini aldığından bir rejelleştirip, vaktini, gününü belgilesek, nege biz ret etirekemiz. Endi kok kıstan gelip, zuvanakta basıp, benim savallarımda cevap ver desin. Lekin tayyar bolin, ularga ham, çünkü siyasetçiler tayyar bolish kerak bo'lgan. Katta rahmat. Rahmat. Bu umuman, deylik ki, bütün dünyada siyasetçiler boshdan kechiradigan sinovlar. Ommaviy axborot vositalarining kelib. Umriz uzoq bo'lsin. Oila oy baxtis bütün bo'lsin. Avlodlaringiz mangi bo'lsin. Rahmat. Bugün mana siz bilan yon yurishim. Siz aytgandek men reshetkaga ham tushishim mümkün edi. Yani O'zbekistonda hammasi bundan battar bo'lishi mumkin edi-ku deydi hukumat ham. Mening kurashim aynan